Ankara siyaseti aynı etiketimiz gibi değil mi? Hep aynı. Dönüyoruz, dolaşıyoruz. Aynı meselelerin etrafında boğulup boğuşup duruyoruz. Peki, meclise gidelim. Bani tartışması. DEM Parti vekilleri 6-8 Ekim olayları araştırılsın diyor. Ama oylama usulüne uygun olmadan bizim önerimiz reddedildi diyor. Ve bunu meclis kürsüsünden demli vekil seslendiriyor. Ardından mecliste kızılca kıyamet kopuyor. Genel kurula gidelim. Mas davasında verdiğiniz kararla sofranıza ağırladınız barbar IŞİD çetelerini ve taraflarını sevindirdiniz. Terbiyesiz ahlaksız sensin. Terbiyesiz ahlaksız sensin. Burada algı yaratmaya çalışıyorsunuz. Oradan bağırıyorsunuz, buradan bağırıyorsunuz. Mecliste sesler yükseldi, ortam gerildi. Tartışmanın nedeni Kobani davası kararlarıydı. Önce saraydan izin alın, ondan sonra konuşun. Önce saraydan izin alın, ondan sonra konuşun. Telefonlarınıza konuşabilirsiniz diye mesaj gelmedi. Size boyun eğen namerttir. Sizi destekleyen veya sizin desteklediğiniz terör örgütünün kampanyasını meclis kürsüsüne taşıyorsunuz. DEM Parti Milletvekili Ali Bozan'ın Kobani davası kararlarını gündeme getirmesi üzerine AKP ve DEM Partili vekiller arasında söz düellosu başladı. Kobani olaylarını tahrik eden kişi Erdoğan'ın ta kendisidir. İşte bu gerçeğin burada söylenmesi zorunuza gidiyor. Hiç konuyla alakası olmadığı halde Sayın Cumhurbaşkanımızı bu konuda müsebbip ilan ediyorsunuz. Bunu reddediyoruz. Siz bir defa Kobani olaylarında kaç kişinin yaşamını yitirdiğinden haberiniz yok. Bunun müsebbibi bu çağrıyı yapan terör örgütüdür. Kobani düştü düşüyor dediniz. IŞİD'i bahçenizde büyüttünüz. Sofranızda ağırladınız. Kobani Tayyip Erdoğan olmasaydı kurtulmayacaktı. Hiç kimse kusura bakmasın. Tayyip Erdoğan dedi ki ben gerekirse asker göndereyim Kobani'ye. Siz burada dediniz ki hayır gitmesin dediniz. Peşmergeleri ağır silahlarla oraya gönderen de o irade de Tayyip Erdoğan'ın iradesidir. Ve peşmergenin gidişinden sonra Kobani kurtuldu. Karşılıklı eleştiriler ve suçlamalar sürerken tartışmaya DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Koçyiğit de dahil oldu. Bence siz kendi siyasetinizin gücünü fark etmeniz lazım. Millet sizden bunu istiyor. Bunu terör örgütlerinin fikirlerini anlatmanızı istemiyor. Biz siyasetimizin gücünün farkındayız. Siyasetimizin gücünün farkında oldukları için bizi siyasetten, meclisten, demokratik siyasetten yargı sopasıyla tasfiye etmeye çalışıyorlar. DEM Parti mecliste 6-8 Ekim olaylarına ilişkin verdikleri önergenin oylanmadan reddedilmesi gerekçesiyle protesto etti. Önce yalan söylemeyin.